AK Parti'de seçimlerin ardından toplanan ilk MKYK'da sonuçlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, yönetim kadrolarında bir değişiklik olup olmayacağına Cumhurbaşkanı'nın karar vereceğini söyledi. Çelik'in gündeminde İran-İsrail gerilimi de vardı. MYK ya da Bakanlar Kurulu ya da başka mekanizmalarda değişiklik olacak mı diye kuşkusuz bu Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın takdirindedir. Kendisi bunu uygun görüyorsa, uygun gördüğü bir vakitte bu tasarrufu gerçekleştirecektir. Yerel seçimlerin ardından AK Parti yönetiminde ya da kabinede değişiklik olacak mı? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik soruyu böyle yanıtladı. Seçimin değerlendirmesinin yapıldığı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kamera karşısına geçen Çelik'in gündeminde ekonomi yönetimine dair iddialar da vardı. Bakanımız Mehmet Bey ile ilgili olarak bir takım spekülasyonlar sık sık sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ekonomi programı ile ilgili desteği tamdır. Bu konuda ekonomi yönetimimize güveniyoruz. Çelik'in gündeminde İran-İsrail gerilimi de vardı. İsrail'e suskun kalıp İran'a tepki gösteren Batı'nın iki yüzlü olduğunu söyledi. Türkiye'nin tavrına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Türkiye elinden geleni yapmıyor şeklindeki değerlendirmeler doğru değildir. Bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen çeşitli şekillerde elimizden geleni tam kapasiteyle yapıyoruz. Filistin davası bizim milli siyasetimizin bir parçasıdır. İsrail savaş uçaklarına yakıtı buradan gidiyor ya da buna benzeri şeylerin hepsi spekülatiftir. Çelik, Yunanistan'ın Ege ve İonya'daki iki noktayı deniz farkı olarak ilan etme kararına da tepki gösterdi. Normalleşme sürecini sabote eden, tek taraflı bir iradeyle ilan etme yoluyla aslında istismar eden bir durum olduğunu değerlendiriyoruz. Yunanistan'a bir kere daha diplomasi yolundan ayrılmaması gerektiğini, normalleşmeye zarar verecek herhangi bir adım atılmaması gerektiğini, deniz parkı ilan etme, İyon Denizi'nde ve Ege Denizi'ndeki yaklaşımlara Türkiye'nin hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini bir kere daha ifade ediyoruz.